Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Bir barış kıvılcımı yandı. Çünkü Türkiye zaten savaşın başından beri uğraşıyor, mücadele ediyor. İki tarafta görüşen nadir ülkelerden biri. Dün de İstanbul'da Erdoğan Zelenski zirvesi yapıldı. Putin de gelecek Türkiye'ye. E, bakalım neler olacak ama Amerika bir yandan da Ukrayna'ya misket bombası gönderiyor demiş. Yironiz Türkçe. Evet Amerika kendi envanterinden yapacağı bu askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek. Ulusal güvenlik danışmanı Sullivan'dan geldi açıklama. Ukrayna'nın operasyonlarını sürdürebilmek için topçu silahlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ve Sullivan Ukrayna'yı Amerika'nın savunmasız bırakmayacağını söylüyor. Ve... E ...misket bombası vermelerinin gerekçelerini sıralıyor. Bu arada Beyaz Saray Yönetimi'nin Ukrayna ordusunun cephedeki Rus güçlerini... ...geri püskürtmesinde yardımcı olmak amacıyla bu hamleyi yapacağı belirtiliyor. Bu arada bu misket bombalarının kullanımı yasak. Amerika'nın Ukrayna'ya yapmayı planladığı 800 milyon dolar değerindeki son askeri yardım bu. E, fakat Biden'ın imzasının ardından... Kiev'e binlerce misket bombası yapması, e, göndermesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in hem Rusya hem de Ukrayna'ya bu bombaları kullanmaktan kaçınmaları yönünde çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler'in bu çağrısına rağmen misket bombaları gönderiliyor. Çünkü sivil kayıplara yol açtığı endişesi var. Savaşta son durum böyle. BBC News Türkçe'ye bakalım. Wagner'in kurucusu Prigozhin'in evine yapılan baskında ele geçirilen Para ve silahlar bu şekilde Rus medyası, devlete yakın e, Rus medyası tarafından e, yayınlandı. Vatandaşlara gösterildi Rus medyası, Rus devlet medyası. prigojinin evinde yapılan, baskında ele geçirilen e, bu para ve silahları yayınladı. Devlet kontrolünde olan televizyonlarda yayınlandı bu görüntüler. Prigozhin'e hedef alan yayınlar yapmaya başladıklarını söylüyor. BBC News, Rus medyasının... Kısa süre önceye kadar Rus televizyonları Rus ordusuyla Ukrayna'da yan yana savaşan Wagner'in liderinden olumlu bir şekilde bahsediyordu. Fakat son darbe girişimi sonrasında rüzgar tersine döndü. Evet, Prigojin'in evinde çekilen fotoğraflar bir hafta boyunca Rusya devlet kanalında yayınlandı. Nakit, Çeşitli silahlar, park halinde bir helikopter, Prigojin için hazırlanmış sahte pasaportlar ve peruklar gösterildi. İşte bir anda en yakın arkadaşıydı Putin'in devlet haini olarak, devlet düşmanı olarak şu anda devlet medyası tarafından yayınlar yapılıyor. İsyanın ardından sosyal medya hesaplarında Prigojin'in paylaşım yaptığı, yapmayı bıraktığı da belirtilmiş BBC News Türkçe'de.